Teşekkür ederim hocam. 950 Üniversitesi Felsefe Bölümü'ne de nazik davetleri için özel olarak teşekkür etmek isterim. Tabii Aydın Hoca'nın üzerine konuşmak çok kolay değil. Bu kadar iyi bir konuşmacıdan sonra konuşurken insan biraz geriliyor. O yüzden biraz metnime tutunarak ilerlemeye çalışacağım. Sıkmayacağımı düşünüyorum sizi. Yalan, hakikat, siyaset. Ben aslında hangi kavramı geri çağırıyorum bilmiyorum hocam ama yani umarım yalanı geri çağırmıyorum konuşmamın başında. Fakat biraz yalanla siyaset arasındaki ilişkileri irdelemeye çalışacağım. Burada ne görüyoruz? Özellikle de hakikat sonrası çağın bizim önümüze koyduğu temel problem alanlarını yalanla siyaset arasındaki ilişkide, yalan hakikat siyaset arasındaki ilişkide nasıl yerleştiriyoruz? Bunlara çok sevgili filozofum Hannah Arendt'in bakışıyla bakmaya çalışacağım. Arendt'in bu alanda ürettiği iki temel iş var. Biri 1967 yılında kendi Eichmann Kudüs'te, Kötülüğün Sıradanlığı kitabının yayınlanmasının ardından çıkan o büyük gürültünün ardından yazdığı Hakikat ve Siyaset makalesi. Diğeri de hemen Pentagon Papers, bu Vietnam Savaşı ile ilgili belgelerin New York Times'da yayınlanmasının ardından yazdığı Siyasette Yalan. Bu iki metni aslında takip etmeye çalışacağım. Fakat sonda bu hakikat sonrası dünyayla nasıl başa çıkmamız gerektiği sorusunu cevaplamaya çalışırken bu iki metnin yetersiz olduğunu söyleyeceğim size. Çünkü bizi çağırdığı yerin aslında sorunlarımızı, en azından siyaset alanındaki sorunlarımızı tam olarak çözmediğini ve bu siyaset alanında hakikat, siyaset ve yalan arasındaki o ilişkiye yanıt verirken, örneğin kimin haklı olduğuna, kimin adil olduğuna karar verirken, Arendt'in daha genel felsefesinin bizi ancak doyurabileceğini iddia edeceğim. Şöyle başlamak isterim. Arendt tuhaf bir şey yapıyor. Felsefe ile siyaset arasına bayağı kalın ve belirgin bir çizgi çizmeye çalışıyor. Bunun çok ilginç örneklerinden bir tanesinin de 1964 yılında konuk olduğu Superzone diye bir televizyon programında görüyoruz. Günter Gauss programın yapımcısı ve sunucusu ve Arendt'i örnek için programın başında şöyle bir şey söylüyor. Siz bu programa konuk olmuş ilk ve tek kadın siyaset felsefecisisiniz. Ve felsefe alanında bir kadın olmanın önünüze koyduğu bazı zorluklar var mı diye başlıyor. Ve Arendt'ten hiç beklemediği bir tepki alıyor Günter Gauss. Çünkü Arendt şöyle başlıyor sözlerine. Sanırım bu sözlerinizi protesto etmek zorundayım. Ben felsefe çevrelerine dahil değilim. Benim uzmanlık alanım, tabii eğer böyle bir şey mümkünse, politik teori ya da siyasal teori. Ne bir filozof gibi hissediyorum, ne de sizin büyük bir kibarlık göstererek belirttiğiniz gibi felsefe çevrelerine kabul edilmiş durumda. Gauss bunun karşısında biraz üsteliyor. Ama ben sizin filozof olduğunuzu düşünüyorum, diyor. Arendt bu üstelme karşısında maalesef yaşıyor. Ve diyor ki, böyle düşünmenizi engelleyemem. Ama ben filozof olmadığını düşünüyorum. Ben felsefeye bir kez ve nihai olarak elveda dedim. Sizin de bildiğiniz gibi felsefe okudum. Ama bu durum benim felsefeye tıkılıp kalmamı gerektirmez. Devam ediyor. Bir parçası olmaktan özenmek açındığım siyaset felsefesi, geleneğin, kanunun ağır yükü altında bulunuyor. Bu konular üzerine hem akademik hem de akademi dışı ortamlarda konuşurken, felsefeyle siyaset arasında yaşamsal bir gerilim olduğunu vurguladım ve vurguluyorum. Bu, düşünen insanla eylem halinde olan insan arasındaki gerilimin ta kendisidir, diyor. Buradan kısaca Arendt'in politikadan, siyasetten ne anladığını çok kısaca özetleyip daha sonra bu felsefe-siyaset arasındaki gerilimin merkezindeki aslında hakikat anlatısına dönmek isterim. Arendt'in siyaset kavrayışının merkezinde üç temel kavram var. Çoğulluk, kamusal alan ve etkin yurttaşlık. Buna göre her insan, her birey benzersizdir ve farklı nitelikler barındırdığı gibi ortak dünyaya ilişkin farklı kanaatlere sahiptir. Çünkü ortak, paylaşılan dünya her birimize farklı farklı görünür. Bu koşullar altında kamusal alanda bana öyle geliyor ki diye cümleler kurmaya başlarız. Dünya bana böyle görünüyor demeye başlarız birbirimize. İşte insanlar kamusal alanda dünyanın kendilerine nasıl göründüğünü açıklamak için
cümleler kurarken birbirlerini tanırlar. Dünyanın farklı görünümleriyle karşılaşırlar kanaatler alanında. Ve bu karşılaşmalar giderek insanların başkalarının zihniyet dünyalarına konuk olmalarını kolaylaştırır. Ve başkalarının zihniyet dünyalarına konuk olduğunuz ölçüde başkalarıyla ortak bir dünya kurmanın ne anlama geldiğini, bunun nasıl mümkün olabileceğini yavaş yavaş anlamaya, aynı zamanda da kendi zihniyet dünyamızı giderek genişletmeye başlarız. O yüzden bu genişleyen zihniyet dünyası, iyi olana, adil olana, haklı olana, güzel olana ilişkin yargı verme yetimizin en temel odağıdır demek gerekiyor Arendt'e göre. İkinci olarak, içinde yaşadığımız dünyanın gerçekliği ve anlamı ancak farklı insanlarla konuşmak üzerinden görünür kılınıyorsa, çoğulluk dediğimiz şey, çoğunluk değil çoğulluk, insan varoluşunun ve siyasetin belirleyici ilkesi olmalıdır Arendt'e göre. Arendt için çoğulluğun olduğu yerde farklılık ve eşitlik aynı anda kök salar. Kamusal alanda bir araya gelerek konuşan, söz alan ve birbirini ikna eden insanlar kendilerine ortak bir dünya yarattıkları gibi aynı zamanda kararlar alarak, siyasal süreçleri kendi eylemleri üzerinden başlatarak yeni bir dünya inşa etmenin ve yeni başlangıçlar yapmanın kapılarını aralarlar. Son olarak bu dünyanın, bu yeni başlangıçlar yaptığımız, birbirimizle paylaştığımız dünyanın temel aktörü, etkin yurttaşlar olarak görünür. Buna göre de yurttaşlar kendilerini ilgilendiren konularda mutlaka söz almalı ve ortak yaşamlarını ilgilendiren her bir soruna ilişkin kendi kanaatlerini paylaşarak birbirlerini ikna etme yoluna gitmelidirler. Bu siyaset tarifi çerçevesinde tekrardan şunu sorabiliriz. Peki niye felsefe siyasetle arasına kalınca bir çizgi çizmek zorunda olsun? Burada Arendt en az Günter Gauss'a verdiği yanıt kadar keskin bir yanıt veriyor. Ve şöyle bir ifade ortaya koyuyor. Platon'dan başlayıp Marx'a kadar siyaset felsefesi kanonunun neredeyse bütün figürleri, bütün önde gelen figürleri birbirinden farklı rasyoneliteye sahip üç temel insani etkinlik alanında, yani emeği, işi ve eylemi. Dolayısıyla aktif hayatın, vita activa'nın ayrımlarını birbirine karıştırıp siyasal hayatın, bios politikosun temel kavramlarını çarpıtarak yorumlamışlardır. Örneğin, Arendt'in baş düşmanı Platon, kanaatlerin, öğretmeni Sokrates'in ölümüne tanık olan Platon, polis tarafından öldürülmesine tanık olan Platon değil. Kanaatlerin, yani doksaların, sözün ve kamusal tartışmanın yön verdiği polis hayatını mutlak ölçütler ve felsefi hakikatler ortaya koyarak düzenleme çabasına geçişir. Arendt için bu noktada çoğulluk ve kanaatlere dayalı siyaset karşısında felsefi hakikat, o mağaradan çıkıp temaşa ettiğimiz, daha sonra da geri dönüp mağaradakileri ikna etmeye çalıştığımız, işte o felsefi hakikat, filozofun hakikati, siyaset alanının tam ortasında bir sorun olarak belirir. Tek ve değişmez bir hakikatin olduğu bir yerde çoğulluk ve siyaset hayat bulamaz Arendt'e göre. Tüm hayatta yön verecek ilke mutlak hakikatin ışığında belirlenmek durumundadır ve filozofun hakikati sıradan insanlara ifşa edilmekle kalmaz. Aynı zamanda filozof hakikatin sahibine dönüşmeye başlar bu süreçte. Dolayısıyla felsefi hakikatin varlığında çeşitli bakış açılarının yerini, yani dünya bana öyle görünüyor ki cümlesinin yerini filozofun bakış açısı alacaktır ve siyasal tartışma, bu derinlikli tartışma bir noktada son bulacaktır. Bu noktadan itibaren Arendt'e göre tek hayat, filozofun hakikatine itaat edilen ve herkesin kendi üzerine yaptığı bir tür düzenleme olur. Filozofların ayrıcalığı olan düşünme etkinliği, tartışma ve iknaya dayalı söz söyleme eylemini yerini alır ve derinlikli düşünceye adanmış bir hayat olarak vita contemplativa, aktif hayatın, eylemde bulunduğumuz hayatın, siyasetin yerini almaya başlar. Burada aslında şöyle bir özet yapabiliriz. Arendt'in hakikat sorunu
ve bu sorun çerçevesinde felsefe ile siyaset arasında çizmeye çalıştığı çizgiye ilişkin şöyle bir saptama yapabiliriz. Bütün hakikatler, ayaktan alıntılayarak söylüyorum, anlaşma, çekişme, kanaat veya rıza konusu olmamak gibi ortak bir özelliğe sahiptirler. Ve tartışmaya meydan vermezler. Oysa tartışma, siyasal yaşamın tam da özünü oluşturur. Siyaset penceresinden bakıldığında hakikatle iştigal eden düşünce ve iletişim tarzları hükmedicidir. Başka insanların kanaatlerini hesaba katmaya pek de gönüllü değillerdir. Halbuki kanaatleri hesaba katmak, siyasal düşünce biçiminin en temel niteliğidir diyor Arendt. Peki, felsefe ile siyaseti birbirinden ayırır. Fakat felsefe ile siyaseti birbirinden ayırırken temel problem noktası olarak hakikat kavramının kendisini tespit ettik. Belki Arendt orada yaşamıyordu ama biz hakikat sonrası diye anılan bir çağın içinde yaşıyoruz. Peki hakikat gibi bir referansımızın olmadığı ve sürekli olarak devinim içinde, sürekli olarak kanaatlerin dile getirildiği bir dünyada haklıyı haksızdan, iyiyi kötüden, adil olanı adaletsiz olandan, doğru olanı yanlış olandan nasıl ayıracağız? Diğer bir deyişle siyaset alanındaki yurttaşlar olarak kendi yargılarımızı neye dayandıracağız? Burada aslında Arendt'in yaptığı bir diğer ayrım var. Felsefi hakikatle olgusal hakikati bu 1967 metninde, siyaset ve hakikat metninde ayırma yoluna gidiyor Arendt. Hakikatle siyaset arasındaki ilişki, olgusal hakikat söz konusu olduğunda daha doğru kuruluyor Arendt'e göre. Buna göre felsefi hakikat ile olgusal hakikat arasında görmezden gelinemeyecek bir ayrım var. Filozofun uzun uzun diye düşünme ediminin sonucu olan felsefi hakikat, kamusal alanı bir söz olarak çıktığında iki ihtimalle karşı karşıya kalırız. Ya kamusal alanı domine edip ortadan kaldırma, kanaatleri ortadan kaldırma ya da ikincisi, o da filozofun trajedisi olsa gerek. Böyle büyük bir hakikat anlatısının sizin benim kanaatlerim gibi bir kanaat olarak anlaşılması. Dolayısıyla hakikat niteliğinin ortadan kaldırılması. Öte yandan olgusal hakikat, kamusal alanda yorumlara açık olmakla birlikte sabit ve değişmez bir dayanak noktası olarak yurttaşların inşa ettiği dünyanın kurucu unsurlarından biridir diyor Arendt. Nedir bu olgusal hakikat? En temelde bize tarihsel hakikati işaret ediyor. Ve bize şunu söylüyor. Ağustos 1914 yılında Almanya Belçika'yı işgal etmiştir. Bu hakikat filozofun hakikatine benzemez. Bu çünkü tarihte gerçekleşmiş bir olgudur. Ve bu olguyu kabul etmek durumunda kalırız. Bu durumun, bu olgunun nedenlerini tartışabiliriz. Sonuçlarını tartışabiliriz. Çeşitli yorumlama süreçlerine tabi kılabiliriz bu olguyu. Fakat bu olguyu değiştirmeye çalıştığımızda en basitinden yalan söylemiş oluruz. Çünkü olgunun kendisi tarihin bir anında gerçekleşmiş ve bu durum bilinmekte. Dolayısıyla olgusal hakikat Arendt'e göre değiştirilebilir bir şey değil. Değiştirildiğinde de yalana dönüşüyor. Peki, madem hakikatten yalana doğru gitmeye başladık. Tamam, olgusal hakikatlere ihtiyacımız var siyasal alanda. Ama olgusal hakikatler de sürekli itilip kakılıyor. Yine siyasetin bir parçası olarak. Arendt burada bir diğer ayrım yapıyor. Geleneksel yalanla modern yalan arasına bir çizgi çiziyor. Geleneksel yalanı aslında çok masum bir şey olarak tanımlıyor Arendt. Modernite öncesi veya diplomatlara, devlet yöneticilerine özgü bir yalan olarak tanımlıyor. Bunlar pazarlık süreçlerinde devletlerin birbirlerine söyledikleri ve aslında herkesin her şeyi bildiği ama pazarlık sürecinin bir parçası olarak ödün verdikleri bazı hakikatleri içeriyor, geleneksel yalan söylemek içindir. Dolayısıyla burada hakikate doğrudan zarar veren, onu ortadan kaldıran bir durum yok Arendt için geleneksel yalanla. Sadece hakikati perdeleme veya zaman zaman paranteze alma ve hakikatin yapısında, deyim yerinde ise küçük gedikler açma gibi bir operasyon yürüyor. Öte yandan, olgusal hakikatin kamusal ve kitlesel olarak saptırılması olgusu,
Dolayısıyla kamusal olarak kullanılan yalan, olgusal gerçekliği tümden değiştirmeyi veya daha kötüsü yok saymayı hedeflediği için farklı bir kategori. Arendt buna modern kitlesel yalan adını veriyor. Bu örgütlü ve kamusal yalan biçimini, biçimi Arendt'e göre yok saymaya karar verdiği her şeyi ortadan kaldırmak gibi bir eğilim barındırıyor ve aynı zamanda olgusal hakikat ile sıradan kanaatler arasındaki ayrım çizgisini flulaştırmak, belirgin olmaktan çıkarmak yoluna gidiyor. Çünkü artık olgusal hakikatler tıpkı filozofun hakikatleri kamusal alanına çıktığı zaman nasıl kanaatler gibi görülüyorsa, olgusal hakikatler de kanaat gibi görülüyor. Örneğin, tuhaf biri çıkıp şunu söyleyebiliyor. Ben küresel ısınmaya inanmıyorum. Yani bunun karşısına mesela ne diyebilirsiniz? Ben inanıyorum diyebilirsiniz. İlginç bir yol olur. Ya da şunu söyleyebilirsiniz. Küresel ısınma bir inanç sorunu değildir. Değil mi? Yani bir oldur. Fakat modern yalanın yaptığı en temel şey zaten bu. Hakikatleri, olgusal hakikatleri birer inanç sorunuymuş, birer bakış açısı sorunuymuş gibi. Yani siyasette Arendt'in ifade etme tarzımızdan çok hoşlandı. Bana böyle görünüyor ki dünya böyle bir yer dediğimiz bir forma dönüştürmek. Dolayısıyla bu koşullar altında her şey bir kanaate dönüştüğünde, olgusal hakikatler de bir kanaate dönüştüğünde modern yalan giderek kendi yalancılarını inşa etmeye başladığı gibi aynı zamanda işte doğruya, iyiye, güzele ve adil olana yargı vermek konusunda bizi engelleyen, bizi durduran siyasete son veren ve hatta totalitarizmi besleyen bir boyut kazanıyor. Arendt bize en saf haliyle şunu söylüyor. Modern yalanın dünyasında artık birlikte kurduğumuz o ortak dünya giderek çözülmeye başlar. Yok olur. Ve yok olduğu zaman bir şeye yeniden başlamak mümkün müdür acaba diye soruyorum. Bir şeye yeniden başlamak artık mümkün değildir. Ve bunun çok basit bir nedeni var. Çünkü yargıların ve hakikatlerin olmadığı yerde yönsüzüzdür. Olgusal hakikatler Arendt'e göre kamusal hayatın kurucu parçaları arasında yer aldığı için değişmemeleri gerekiyor. Ama işte tam da içinde yaşadığımız çağ bunları değiştirmek üzerinden kendisini tanımlamıyor. Son bir noktayı özel olarak vurgulamak isterim. Daha sonra sonuca bağlanacağım hocam. Arendt'in modern yalancısı bir taraftan da tuhaf bir trajedi içinde barındırıyor. Çünkü o düşünüp taşınan hakikat anlatıcısının, düşünüp taşınan filozofun aksine kendisine yalnızca siyasal alanda yer bulabilecek bir eylemci aynı zamanda. Filozof Arendt'e göre eylemci biri değil. O vita contemplativa, düşüncenin insanı. Fakat yalancı, modern yalancı, tam da var olan hakikatleri çarpıtan insan, bütün bunları zihnindeki bir gelecek kurgusuna, dolayısıyla yeni bir başlangıca ulaşmak için gidiyor. Tam da Arendt'le eylem dediğimiz şey bu. Dolayısıyla modern yalancı, bu siyaset anlayışının, eyleme dayalı, söze dayalı siyaset anlayışının en büyük patolojisi olarak ortaya çıkıyor. Peki, bu koşullar altında modern yalancının zafer kazanması mümkün mü? Ne mutlu ki değil. Çünkü, Arendt bize şunu gösteriyor. Modern yalancı dediğimiz şey, olguları manipüle ederken, olgusal hakikatleri çarptırırken bütün bunları zihnindeki bir gelecek kurgusuna yönelik yapar. Fakat geleceği bugünden ve geçmişten kopardığınızda gelecek bir yeni başlangıç olarak, yeni bir duruma başlangıç olarak dünya ile olan iletişimini kaybeder. İşte o yüzden modern yalancı bizi dünyasızlaştırdığı ölçüde kendi yalanına inanmaktan ve kendi geçmişini didiklemekten başka hiçbir şey yapamıyor. Eve gidip televizyonu açtığınızda bol bol Ertuğrul ve Abdülhamit göreceksiniz. Belki de Arendt hatırlamakta fayda var. Ertuğrul'a bakarken. Bu yeni başlangıç, bize önerilen yeni başlangıç olsa olsa Arendt'in siyaset dediği şeyin bir parodisi.
geçmişin bir parodisi olmanın ötesine geçelim. Bağlamaya çalışayım. Hakikat sonrasına ilişkin bir tartışmayla başlamıştık hikayeye. Ben de küçük bir çeviri yaptım hocam. Yine aynı sözlüğün aynı satırlarından çok benziyor sizinkine. Kamusal kanaatlerin oluşumunda objektif olguların kişisel inançlar ve duygulardan daha önemsiz olma durumu diyor Oxford sözlüğü. Ben yalanı da çevirdim oradan. Bir şeyin kasıtlı olarak yanlış ifade edilmesi. Kişisel inanç ve duyguların kanaatleri temellendirmek konusunda olgusal gerçeklerden daha önemsiz olması, bu durumun kitlesel olarak kullanılması, en temelde kasıtlı olarak yanlış bir şey söylemek anlamına gelmiyor mu sizce? Ben bu kavramlar arasındaki ayrımın, yani yalanla post-truth arasındaki ayrımın kesinlikle ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Ve şöyle bir önerim var. Eğer çağımıza bir isim koyacaksak, hakikatle olan ilişkimiz çerçevesinde, biz bu çağ kitlesel yalan çağı diyelim. Hepimizin parçası olduğumuz bu çağ. Çünkü felsefe kavram yapmak, kavramlar arasındaki ayrımları koymak, değil mi? Ama öte yandan varlığı gereksiz olan kavramları veya ayrımları da biraz dil içinden temizlemeyi gerektiriyor bu etkinlik. Dolayısıyla hakikat sonrası denilen kavram bana biraz da pseudo bir kavram gibi gözüküyor. Adlandırma konusundaki tavrımız ne olursa olsun, şu soruyu hala sormak zorundayız. Ama haftadaki soruyu aslında. Kitlesel yalanın hakimiyeti altındaki bir dünyada ortak dünyamıza özen göstermenin, onu korumanın, yeni bir dünya inşa etmenin hep birlikte bir yolu var mı? Burada işte Arendt'in 67 ve 71'de yazdıkları metinlerden ayrılmak durumundayım. Çünkü Arendt bize şunu söylüyor, olgusal hakikat anlatıcısı, bu iki metinde sadece bunu söylüyor. Herodot örneğin, tarihi anlatan, tarihi olduğu gibi anlatan kişi bu dünyaya temellerini verir. Dolayısıyla tarih anlatıcısı, bir hakikat anlatıcısı olarak bize bu konuda yardım eder ve biz dünyamızı tekrar ayakları üstünde durdurabiliriz. Peki, Herodot'un anlattıkları üzerinden doğruya, iyiye, güzele ilişkin bir yargı verebilir miyiz? Bu nedenle Arendt'in 67 ve 71 metinlerinin kendi felsefesindeki bir sapma olduğunu söyleyeceğim. Ve daha bütün felsefesine yayılan başka bir konuya kısaca değinerek sözlerimi noktalayacağım. Yeni bir dünya inşa etmenin ve aslında hakikatsizlikten kaçmanın, şuradaki sorulara cevap vermenin, haklıyı haksızdan ayırt etmenin tek bir yolu var. O da yargı yetimizi kullanmak, yargı yetimizi geliştirmek. Arendt şöyle tanımlıyor yargı yetisini. Dikel durum ve olayları, onları önceden ezberlenmiş herhangi bir evrensel ilkenin veya dışarıdan dayatılan bir buyruğun altına yerleştirmeden, kendi özgürlükleri bağlamında etik bir sorgulama sürecinden geçirerek haklıyı haksızdan ayırma becerisi. Bunu yapabilmek için bize sunduğu iki temel araç var. Birincisi eleştirel düşünce, ikincisi ise başta söz ettiğim genişlemiş zihniyet. Eleştirel düşünce, Aydın Hoca çok iyi özetledi. Arendt için de sadece Sokrates olarak var hayatımızda aslında. Çünkü hiçbir ölümünün mutlak hakikatin sahibi olamayacağı gibi bir argümana dayanarak Sokrates, Atina'daki yurttaşlarını birlikte düşünmeye davet etti ve aynı zamanda kamusal alandaki tartışma partnerlerine kendi kanaatleri içerisindeki çelişkileri ama aynı zamanda hakikat paylarını gösterdi. İşte tam da kamusal tartışmada eleştiren düşüncede odaklanmamız gereken yer tutarsızlıklarımız ama aynı tutarsızlıkların içinden damıtarak elde ettiğimiz kendi kanaatlerimiz içindeki hakikat payları olabilir. Bu kamusal alanda yaptığımız, tam da siyaset sahnesinde yaptığımız şey hayatta göre. Ama bunu özel alanımızda tamamlamadan yine de doğru yargı verme yetisi mümkün değil. Burada sizlerle tartışırken sizin seslerinizi duymak gerekiyor. Ve daha sonra kendi kendinize kaldığınızda genişlemiş bir zihniyete sahip olabilmek için sizin seslerinizi kendimle konuşturmak gerekiyor. İşte
İşte bu Arendt'in tam da düşünmek dediği şey. Ve burada düşünmek sadece bir felsefi hakikatin peşinde düşünmek değil. Aynı zamanda sizin seslerinizle birlikte düşünebildiğim ölçüde felsefi hakikatin değil, iyiye, doğruya, güzele, adil olana, haklı olana ve haksız olana ilişkin temel yargılarımı oluşturma yetisine sahip olur. Dolayısıyla yalanın ve yalancıların hakimiyeti altındaki bir dünyada eğer bir çıkış umudumuz varsa bu olsa olsa yargı yetisine sığınmak, eleştirel düşünceyi ve genişlemiş zihniyeti savunmak olabilir. Çok teşekkür ederim.